Bugünkü masalımızın ismi Taytay. At yavrusu Taytay. Sıcak bir yaz günüydü. Sevimli at yavrusu Taytay, her tarafı taze çimenlerle kaplı bir ağacın gölgesinde uzanmıştı. Piknik için harika bir gündü. Oh diyerek dağ havasını içine çekti. Kardeşi Şirine de çiçek toplamaya gitmişti. Taytay ile Şirine topu birbirlerine atarak oyuna başladılar. Ata tuta, ata tuta bir tepenin başına geldiklerini anlamadılar. O sırada babalarının sesi duyuldu. Çocuklar fazla uzaklaşmayın. Taytay peki babacığım dedi ve topu Şirine'ye attı. O da ne? Topa bir haller oldu. Hop, bahçeli evin ekili marulların içine gidiverdi. Taytay topu almaya giderken çok tedirgindi. Eyvah! Hatasını anlamıştı. Bir an önce özür dilemek istiyordu. Özür dilerim. İzin verirseniz topumu alabilir miyim? Fakat kedicik Taytay'ı dinlemiyordu. Topunuzu alıp uzaklaşın buradan. Beceriksizler. Bizi rahatsız etmeyin. Sizi hiç sevmedim. Çabuk gidin. Dedi ve topu öfkeyle kucakladı. Taytay bu sözler karşısında buz gibi oldu. Ne? Bu hırçın kedicik niye böyle konuşuyordu? Yüzü hiç güzel görünmüyordu, hem de hiç. Taytay bu kadarcık konuşmayla bile hırçın kediciği birazcık tanımıştı. Kediciğin seçtiği sözcükler güzel değildi. Taytay bunları düşünürken hırçın kedi topu yere fırlattı. Bahçemizden uzak durun, pişmiş armutlar, dedi. Çok geçmeden kediciğin annesi de geldi. Seni haylaz kedicik, çabuk eve gel. Sana yabancılarla konuşmayacaksın demedim mi? Kedicik bu sözleri duyunca kuyruğunu indirip evine gitti. Ama Taytay'ın morali bozulmuştu. Of ya, canım sıkıldı, dedi. Kediciklerin bu sözleri içlerini karartmıştı. Böylesine şirin bir yer Taytay'a artık hiç güzel görünmüyordu. Çiçekler güzel kokular saçmıyordu. Kuşlar cıvıldamıyor, renkler parlamıyordu. Kaba sözler sanki renkleri yutmuştu. Taytay ile Şirine tepeden aşağı inerken neşeleri uçmuştu. Babası, ne oldu diye sordu. Hayrola, yüzünüzden düşen bin parça. Taytay suskundu. O arada annesi sevinçle yemek hazır. O sırada annesi sevinçle yemek hazır ta 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 tam diyerek geldi. Oo, yemekler çok nefis görünüyordu. Taytay'ın üzüntüsü biraz olsun gitti. Tabaklar tepeleme yeşilliklerle doluydu. Yanında havuçlu çörek ve elmalı kurabiyeler duruyordu. Ellerine sağlık anneciğim diyen Taytay hepsini iştahlı yedi. Yemekten sonra Taytay'ın keyfi biraz daha yerine geldi. Yelesini sevinçle havalandırdı. Hadi bakalım. Hadi bakalım Şirine, pineklemek yok. Şimdi uçurtma zamanı. Diyerek kardeşiyle birlikte kalktılar. Neşeyle uçurtmalarını göğe saldılar. Derken bir tepenin başına geldiklerini anlamadılar. Hem de en tepeye. Hadi bakalım Şirine, pineklemek yok. Şimdi uçurtma zamanı. Annelerinin sesi zor duyuluyordu. Çocuklar fazla uzaklaşmayın. Peki anneciğim. Oo, uçurtma çılgın rüzgarlarla yine coşmuştu. Taytay onu kontrol edemez oldu. Uçurtma eğildi, büküldü, döndü, dolaştı. Ve bir bahçedeki çitlerin arasına daldı. Dengesini kaybedince domateslerin üstüne çakıldı. Uçurtma döne döne düşerken Taytay ile Şirine'nin ağzı açık kaldı. Uf ya, şimdi ne yapacaklardı? Yine kötü sözler duyacaklardı.
Taytay usul usul gidip uçurtmayı kurtarmanın yollarını aradı. Böyle durumlarda aksilikler üst üste gelirdi. Taytay'ın bileği burkuldu, şılap diye vıcık vıcık çamurların üstüne bulaştı. Şirine gülmemek için kendini zor tuttu. O anda Taytay'ın çekindiği de olmuştu. Evin kapısı açıldı, ak bir kuzu çıktı. Onlara doğru geliyordu. Taytay domatesleri ezmiş, pantolonunu kirletmişti. Kuzu yanına gelince geri çekildi, içinde. Of ya, yine azar işiteceğim, dedi. Kuzucuk onlara bakıp gülümseyince içi rahatladı. Taytay kısa sürede bu kuzunun nasıl biri olduğunu anladı. Çünkü tebessüm etmişti. Bakalım nasıl konuşacaktı. Merhaba, ben Yumoş. Uçurtma anne hale gelmiş. Çok üzüldüm. Üstün başın da kirlenmiş. Bir yerin acıdı mı? Dedi ve Taytay'a elini uzattı. Benim adım Taytay. Özür dilerim. Domateslerinize zarar vermek istemedim. Uçurtmanın başı döndü galiba. Beni bahçenize düşürdü. Yumoş gülümsedi. Olsun. Hepimizin başına gelebilir. Daha da kötüsü olabilirdi. Hem ayağın kırılsaydı daha mı iyi olurdu? Yanlışlıkla ezilenlerin yerine kısa sürede yenisini yetiştiririz inşallah, dedi. Taytay'ın gözleri parladı. Yumoş'un yumuşacık sesi onu rahatlatmıştı. Ne kadar iyi bir kuzu, ne güzel konuşuyor, diye düşündü içinden. Taytay bu kadarcık konuşmayla kuzucuğu tanımıştı. Çünkü Yumoş'un konuşması, seçtiği kelimeler çok güzeldi. Taytay bunları düşünürken Yumoş ona doğru eğildi. Dur lütfen, her yerin çamur olmuş, izin verirsen temizleyelim, dedi. İşte bir sürpriz daha. İşte bir sürpriz daha. Yumoş'un annesi gülücükler saçarak geldi. Merhaba çocuklar. Yumoş, misafirlerimize yardımcı oldun mu? Taytay'a sevecenlikle baktı. İyi misin evladım? Taytay, iyiyim efendim, çok teşekkürler, dedi. Sonra da Şirine'nin elinden tuttu. Annem bizi merak eder. Müsaadenizle gidelim. Gerçekten bahçenize ve domateslerinize zarar verdiğim için tekrar tekrar çok özür diliyorum. Yumoşlu annesi onlara el salladılar. Taytay ile Şirine arkalarına baka baka yürüdüler. Neler olmuştu? Bu nasıl bir şeydi? Galiba bu sevimli taylar hayret verici şeyler yaşamıştı. Yumuşacık güzel sözler etrafı nasıl da şenlendirmişti. Ev şimdi ne şirin görünüyordu. Ağaçlardaki meyveler ışıldıyordu. Çiçekler güzel kokular saçıyor, kuşlar cıvıldaşıyordu. Taytay tepeden aşağı inerken bir tüy kadar hafifti adeta. Güzel kelimeler, güzel konuşmalar her yeri nasıl da güzelleştirmişti. Şirine'ye döndü. Şirine, biliyor musun? Şimdi anladım. Hani anneannem Peygamber Efendimizin hadisini okumuştu bize bir kere. Güzel söz sadakadır diye. Sadakanın da başkalarına faydası dokunan ve Allah rızası için yapılan şeyler olduğunu söylemişti. Güzel söz karşımızdaki insana ne kadar iyi geliyor, onu ne kadar mutlu ediyormuş. Onun için sadakaymış. Baksana. Evet, dedi Şirine. Ve böyle konuşa konuşa annelerinin yanına gittiler. Diyelim masalımızı burada bitirelim. Güzel bir şiirle bitirelim, olur mu? İyi sözler yolunuz açık olsun. Bazen nereden geldiğini bilmediğim çürümüş kavun kokulu sözler dilimin ucuna gelip gitmek istiyorlar başka bir yere. Sıkıca kapatıyorum ağzımı. Gidemiyorlar. Sonra şeker tadında portakal kokulu sözler dilimde. Yolunuz açık olsun. Gidin istediğiniz her yere, diye bitirmiş şair. Bizim de hep
şeker tadında portakal kokulu sözlerimiz olsun. Kötü sözler geldiğinde ağzımız kapalı olsun diyerek sözü bitirelim. Başka masallarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.